Değerli CGTN Türk takipçileri çalışma masasından notlar programına hoş geldiniz. Bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın Kurx bölgesine saldırısını inceleyeceğiz. 6 Ağustos'ta başladı bu saldırı artık 3 haftayı geride bıraktı. Peki Ukrayna neye hesap ediyor? Zelenski'nin hayallerinde ne var? Amaçları neler? Gelin yakından bakalım. Önce sahaya bir göz atalım. Sahada Ukrayna ordusu neye amaçlıyor? Ukrayna ordusunun sahadaki amacı aslında Harkov ve Sumi bölgelerinden Rus askerlerinin doğuya doğru Kurs bölgesine doğru kaydırılması yerinde ise diğer cepheleri rahatlatmak istiyor Ukrayna ordusu. Bu zamana kadar bunda başarılı olabildi mi? Gördüğümüz kadarıyla Kurs bölgesinin içerisinde artık 3 hafta geçti. Kalıcı olmaya çalıştığının sinyallerini veriyor. Yani bir vurkaç operasyonuyla karşı karşıya Değiliz. Hendeklerin kazıldığını görüyoruz. Cephelerin tahkim edildiğini görüyoruz. Tahkim edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ukrayna ordusunun ilk amacı sahada cepheyi rahatlatmak. Çünkü uzunca bir hatta ilerleyen bir savaştan, çatışmadan bahsediyoruz. Bin kilometreyi aşan bir sınır hattında bu çatışmalar ile gerçekleşiyor. Ve Ukrayna da diğer cepheleri rahatlatmak adına böyle bir hamle yaptı. İkinci amacı Ukrayna'nın, Zelenski'nin ikinci amacı ise söylem üstünlüğünü ele geçirmek. Dile kolay Rusya'nın Ukrayna harekatından bu yana deyim yerindeyse ilk kez ciddi biçimde Ukrayna ordusu Rus topraklarına girdi. Zelenski böylelikle savaşın genel seyrinde söylem üstünlüğünü ele geçirmeye inisiyatifi ele almaya çalışıyor. Çünkü bu zamana kadar Ukrayna krizi, Ukrayna savaşı, Rusya'nın harekatı artık adına ne derseniz deyin. Genellikle Ukrayna topraklarında gerçekleşen çatışmalar Rusya'nın harekatı operasyonu saldırısı ile birlikte anılıyordu. Artık Zelenski kurt ile birlikte aslında Ukrayna'nın inisiyatifi ele alabileceğini, belki de bir futbol deyimiyle söyleyelim, kontra atak yapabileceklerini göstermek istedi. Ama bunun da bir maliyeti olacak. ilerleyen dakikalarda bu bunu bunu da konuşuruz. Zelenski'nin üçüncü amacı ise bir yandan dedi ki sahada askerleri, cepheleri rahatlatmak, söylem üstünlüğünü ele geçirmek. Diplomaside ise üçüncü madde olarak e, inisiyatifi ele almak, Rusya'yı sıkıştırmak olarak tanımlayabiliriz. Çünkü belirli bir e, süredir Ukrayna lideri Zelenski müzakerelerde artık Rusya ile karşılıklı oturabileceklerini söylüyordu. Malumunuz İsviçre'de düzenlenen ilk Ukrayna için barış zirvesine Rusya davet edilmemişti. Ancak Zelenskiy son açıklamalarında artık Rusya ile birlikte müzakere edebilecekleri sinyalini verdi. Hatta orada küresel Güney ülkelerine işaret etti ve özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin adını andı. Bu ne kadar mümkün? Ne kadar mümkün değildir? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Geleceğiz. Şimdi Rusya hattına Geçelim Rusya hattında Kurs bölgesini Ruslar geri alabilecek mi? Bu sorunun cevabı muhtemelen evet olacaktır. Çünkü Rus ve Ukrayna ordusunun güçlerini karşılaştırdığımız zaman harekat kabiliyetlerini bu zamana kadar verdiği kayıpları karşılaştırdığımız zaman Rusya'nın topraklarını tekrar geri alabileceğini, egemenliğini bu bölgelerde tesis edebileceğini söylemek çok da zor olmayacaktır. Söylem üstünlüğü meselesinde yine aslında Zelenski'nin söylem üstünlüğü, söylem üstünlüğünü ne kadar koruyabileceği askerlerinin Kurks bölgesinde ne kadar tutunabileceği ile yakından alakalı Ukrayna ordusunun bir bozguna uğrayarak buradan çekilmesi halinde aslında evdeki hesap çarşıya uymayacak ve Zelenski söylem üstünlüğünü kaybedecek. Üçüncü mesele ise aslında en riskli ve üzerinde konuşulmaya değer mesele çünkü uluslararası toplum olarak Ukrayna'da barışı hepimiz tasavvur ediyoruz. Hepimiz hayal ediyoruz bu aşamada. Fakat Zelenski'nin planı Rusları sahada ne kadar sıkıştırırsam müzakerelerde o kadar karlı çıkabilirim üzerine. Ancak Ruslar açısından, Rusların mantığı açısından bu pek mümkün değil. E, zira Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tutun da en tepe isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kadar müzakerelerin artık rafa kalkabileceği sinyallerini veriyor. Lavrov dün yaptığı açıklamada bu insanlarla ne konuşabiliriz ki dedi. Kurs bölgesinde Ukrayna ordusunun sivil altyapıya zarar verdiğini, sivilleri hedef aldığını söyledi. Dolayısıyla Zelenski'nin hesabı Moskova'da pek fazla yankı Bulmayacak ancak Zelenski'nin hesabı diyelim gerçekleşti ve diğer barış e, müzakerelerine ikinci barış müzakeresine e, Ruslar katılmayı kabul etti adres neresi olacak Zelenski'nin aklından geçen ülkeler arasında Türkiye var bizi de yakından ilgilendirdiği için gelin buna bakalım bu mümkün mü Ruslar ne der Ukraynalılar ne der. Önce olumlu aslında noktalardan başlayalım. Türkiye bu konuya yabancı değil ee, ve bu zamana kadar barış müzakereleri aslında düzenleyen Rus ve Ukraynalıları aynı masada buluşturabilen nadir ülkeler arasında. Mekik diplomasisi değil doğrudan aynı masada buluşturmuştu da hatta 2022 yılında taraflar barışa hiç olmadığı kadar yakındılar. Bu kanlı savaşı sona erdirmek için aslında e, çok büyük yol kat edilmişti ta ki ABD ve İngiltere'nin denkleme dahil olmasıyla. Bunu nereden biliyoruz? Bu Bunu şuradan biliyoruz. ABD başkanlık seçimlerinde aday olan ve şimdi Trump lehine çekilen Kennedy hafta içerisinde bir açıklama yaptı ve dedi ki 2022 yılında barış barışa taraflar çok yakındı ancak Biden dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı görevlendirdi ve Ukrayna için barış anlaşması çöpe atıldı o dönemin aslında bizim Dışişleri Bakanımız olan Mevlüt Çavuşoğlu da isim vermeden Batı kampında bazı ülkelerin barışı istemediğini, barışı sabote ettiklerini duyurmuşlardı. Hakeza Rusya cephesinde de defalarca kez 2022 yılında barışa çok yaklaşıldığını, ancak Ukrayna'nın bu anlaşmayı boşa çıkardığını İngiltere'nin teşvikiyle Amerika'nın oyuna dahil olmasıyla söylemişti. Ve ardından hatta Ukrayna lideri Zelenski Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir kanun çıkarmıştı. Şimdi Zelenski sürekli olarak müzakerelerden bahsediyor ancak bu kanunu da hala değiştirmedi. Hal böyle olunca Ruslar bunun bir oyalama taktiği olduğunu söylüyor. Türkiye meselesine dönelim dedik. Zelenski Türkiye'yi andı. Türkiye bu konulara yabancı değil. Hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkileri var. Ukrayna'ya silah, mühimmat, hatta bir dönem adına şarkılar yazılan sihaları verdiğimizi biliyoruz. Ama Türkiye diğer Batı ülkelerinden farklı olarak Rusya karşıtı yaptırımlara katılmıyor. Putin'in radikalleştirilmesini, Rusya'nın uluslararası sistemin dışına itilmesini istemiyor. Enerjiden tutun da diğer kalemlere kadar Rusya ile ciddi bir alışverişimizin ve işbirliğimizin olduğu da muhakkak. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında dengeli bir ilişki kurmaya çalışan Türkiye 2022'de bu işi başarmaya çok yakındı. Ancak olmadı dedik fakat yine uluslararası toplumun takdirle karşıladığı tahıl anlaşmasına Türkiye'nin arabuluculuk etmesi de yine hanesine yazılan bir artı olarak düşünülebilir. Peki Türkiye'nin eksileri nedir? Ee, Türkiye adres olamayacaksa e, Ruslar şüpheyle baktığı için olabilir. Çünkü son Ukrayna zirvesinde aslında ilki düzenlenen İsviçre'deki Ukrayna zirvesinde Türkiye'de yer aldığı ve Rusya karşıtı bildiriye imza attı. Dolayısıyla Ruslar bunu şüpheyle karşılayacaktır muhtemelen. Çünkü o zirveye katılmayan ülkeler vardı. Çin örneğin katılmadı. Fakat katılıp da Rusya karşıtı bildiriye imza atmayan ülkeler de bulunmaktaydı. Kimdi bu ülkeler? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya gözlemci olarak katıldı ve Rusya karşıtı bildiriye imza atmadı. bu tip ülkeler aslında Hindistan, bu gibi ülkeler BRICS ülkelerinin tamamı, gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu Rusya karşıtı bildiriye imza atmadı. Bunu fırsat bilen Hindistan lideri Modi de zaten Ukrayna devlet başkanıyla bir araya geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya karşıtı bildiriye bu ülkelerden farklı olarak Batılı ortaklarıyla birlikte imza koyması, Rusya'da deyim yerindeyse şöyle kaşların bir kalkmasına neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. E bir de şunu söylemek lazım: Biz 2022'de barış çabalarını yoğunlaştırdığımız zaman alternatifimiz çok fazla yoktu. Ama aradan geçen zaman içerisinde Barışa da alternatif planlar ortaya çıkmaya başladı. Ee, örneğin Çin bir 12 maddelik plan sundu. Ee, Çin'in Avrasya işleri e, Özel Temsilcisi Li Hui bir mekik diplomasisi yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda dördüncüsü bitti. Brezilya ve Endonezya'yı ziyaret etti. Moskova'ya gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor. Batılı ortaklarıyla, Fransızlarla, Almanlarla görüşüyor. Bunun ardından bir de Brezilya ile ortak bir deklarasyon yayınladılar. Çin-Brezilya hattının öne çıktığını görüyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletler de Rusya karşıtı bildirilere imza atmıyorlar. Ee, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri esir takası gibi anlaşmalarda tıpkı Türkiye gibi rol alıyor. Onlar da istekliler Batı kampıyla da ilişkilerin iyi olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca barış için rakiplerimiz mi var acaba? keşke diyoruz. E, rekabet barış için yaşansa ama Türkiye tabii barışa aracılık etmek büyük bir diplomatik prestijdir aynı zamanda bunu da biliyoruz ve buradaki rekabetten de galibiyetle ayrılmak isteriz. Ama Türkiye ne yapabilir burada? Belki de uluslararası anlamda bir barış çatısının kurulmasına, bir barış liginin kurulmasına aracılık edebilir ve her ülkenin aslında işe yarayacak formüllerini tek bir çatı altında birleştirebilir ve bu Türkiye'nin aslında imajına e, artı olarak da yansır barış görüşmelerine böylelikle bir Ankara-Türkiye damgası vurabiliriz. Ukrayna'nın kurkusal saldırısından başladı. Kiev e, yönetiminin sahada, diplomasi masasında, müzakere masasındaki planlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Rusya'nın vereceği muhtemel yanıtları özellikle müzakere kereler görüşmeler üzerinden irdeledik ve nihayetinde Türkiye'nin rolü olacak mı, olabilir mi, hangi adımlar atılmalı bunları sizlere dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince aktardık. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka çalışma masasından notlar programında daha görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.